Kasas suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Ta Sin Mim İşte şunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman edecek bir toplum için Musa ile Firavun'un haberinden bir kısmını sana bir amaç ile tilavet etmekte okuyup aktarmaktayız. Şüphesiz ki Firavun o ülkede zorbalaşmış erkek çocuklarını kestirip kadınlarını sağ bırakarak ve her bir grubu zayıf düşürerek halkını çeşitli gruplara ayırmıştı. Şüphesiz ki Firavun bozgunculardandı. Biz ise o ülkede zayıf düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderlek yapmak ve onları o topraklara mirasçı kılmak istiyorduk. Ayrıca onları o ülkede hakim kılmak, Firavun, Haman ve ordularına korktukları şeyi göstermek de istiyorduk. Musa'nın annesine onu emzir. Onun hakkında kendisine zarar gelmesinden korktuğunda onu denize yani nehre bırak. Başına bir şey gelmesinden korkma ve hüzünlenme. Şüphesiz ki biz onu sana geri döndürecek ve kendisini elçilerden yapacağız diye vahyedip bildirmiştik. Firavun ailesi sonunda kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacağını bilmeden Musa'yı bulup almışlardı. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve askerleri yanılmışlardı. Firavun'un hanımı Musa'yı görünce bu bebek benim için de senin için de göz aydınlığı olabilir. Onu öldürmeyin. Belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz demişti. Oysa onlar işin sonunun farkına varmamışlardı. Musa'nın annesinin kalbi korku dolmuştu. İnanıp güvenenlerden olması için kalbine dayanıklılık vermemiş olsaydık neredeyse işi açığa vuracaktı. Annesi Musa'nın ablasına onun izini takip et demişti. O da Firavun'un adamları farkına varmadan uzaktan onu gözetlemişti. Biz daha önce Musa'nın hiçbir kadının sütünü emmesine izin vermemiştik. Yani onları emmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası Firavun'un ailesine size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve kendisine samimi davranacak bir aile göstereyim mi demişti. Böylelikle gözü aydın olsun, daha fazla üzülmesin ve insanların çoğu bilmeseler bile Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye biz Musa'yı annesine geri vermiştik. Musa yetişkinlik çağına ulaşıp olgunlaşınca ona doğru hüküm verme yeteneği ve ilim vermiştik. Güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. Musa halkının habersiz olduğu bir sırada şehre girmiş ve orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından olan iki adamı dövüşür bulmuştu. Kendi tarafından olanın düşmanına karşı ondan yardım istemesi üzerine Musa o kişiyi itekleyip işini bitirmiş, ölümüne sebep olmuştu. Sonunda bu şeytan işidir. Şüphesiz ki o apaçık saptırıcı bir düşmandır demişti. Musa Rabbim doğrusu kendime haksızlık ettim. Beni bağışla demiş. Allah da onu bağışlamıştı. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Musa devamla Rabbim bana verdiğin nimetlere karşılık suçlulara asla arka çıkmayacağım demişti. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladıktan sonra bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen kişi feryat ederek tekrar ondan yardım istiyor. Musa ona doğrusu sen apaçık bir azgınsın demişti. Musa her ikisinin yani hem öldürülen kişinin hem de kendisinin düşmanı olan bu adamı yakalamak isteyince Adam ona şöyle demişti: "Ey Musa, dün bir canı öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde sadece zorbalık istiyorsun. Islah edicilerden olmak istemiyorsun." Şehrin ileri gelenlerinden bir adam koşarak gelmiş ve "Ey Musa, şüphesiz ki yöneticiler toplantı halinde seni öldürmek için hakkında karar veriyorlar. Hemen buradan çık." Şüphesiz ki ben senin için samimi davrananlardanım demişti. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıkmış ve Rabbim beni zalimler topluluğundan koru diye dua etmişti. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde "Umarım ki Rabbim beni doğru yola ulaştırır." demişti. Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaşmıştı. Onların gerisinde de hayvanlarını engelleyip geri tutan iki hanım kız görmüştü. Onlara derdiniz nedir, neden sulamıyorsunuz diye sorunca şöyle demişlerdi. Çobanlar sulayıp çekilene kadar biz sulamayız. Babamız da büyüktür, yaşlıdır. Mecburen biz suluyoruz. Bunun üzerine Musa hemen onların yerine hayvanlarını sulamıştı. Daha sonra bir gölgeye çekilmiş ve Rabbim doğrusu bana vereceğin her türlü lütfa öyle muhtacım ki demişti. Bu esnada iki kızdan biri edeple yürüyerek Musa'nın yanına gelmiş ve ''Babam bizim için hayvanları sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor.'' demişti. Musa kızın babası Şuayb'a gelip kendi başından geçen olayları anlatınca ''Korkma o zalim toplumdan artık kurtuldun.'' demişti. Şuayb'ın iki kızından biri ''Ey babacığım onu ücretli çalışan olarak tut.'' Şüphesiz ki ücretle tuttuklarının en hayırlısı işte bu güçlü ve güvenilir olan kişidir demişti. Şuayb Musa'ya şöyle demişti. Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Süreyi on yıla tamamlarsan o sana kalmış bir şeydir. Seni sıkıntıya düşürmek istemem. İnşallah beni dürüst olanlardan bulacaksın. Musa da şöyle cevap vermişti. Bu benimle senin aranla bir anlaşmadır. İki süreden hangisini doldurursam bana düşmanlık yani haksızlık yapılmayacak değil mi? Allah söylediklerimize vekildir, şahittir. Musa o süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca Tur yani Sina dağı tarafından bir ateş görmüştü. Ailesine hitaben siz burada bekleyin. Şüphesiz ki ben bir ateş gördüm. Umarım ki ondan size bir haber veya ısınmanız için ateşten bir kor getiririm demişti. Oraya varınca o bereketli yerde sağ taraftaki vadinin kıyısından yanan ağaç yönünden kendisine şöyle seslenilmişti: Ey Musa, alemlerin Rabbi olan Allah benim, ben asayı yere bırak. Musa onu yılan gibi depreşir görünce arkasına bakmadan geri dönmüştü ve ona şöyle seslenilmişti: Ey Musa, geri dön, korkma, artık sen güvende olanlardan'sın. Elini koynuna sok ki kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan dolayı açılan kollarını da kendine çekip indir. İşte bu iki olay Firavun ve yöneticilerine karşı Rabbin tarafından sana verilen iki kesin delildir. Şüphesiz ki onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır. Musa şöyle demişti: "Rabbim, ben yanlışlıkla onlardan birini öldürmüştüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum." Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah şöyle demişti: "Senin gücünü kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki, delillerimiz sayesinde onlar size ulaşamayacaklar. Siz ikiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz." Musa onlara apaçık delillerimizi getirdiğinde ''Bu sadece uydurulmuş bir büyüdür. Önceki atalarımızdan böyle bir şey de duymadık.'' demişlerdi. Musa şöyle cevap vermişti. ''Rabbim kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve yurdun yani bu dünyanın sonunun kimin olacağını çok iyi bilendir. Şüphesiz ki zalimler kurtulamazlar.'' Firavun, ''Ey yöneticiler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, benim için çabur üzerine bir ateş yakıp tuğla imal et.'' Bana bir kule yap ki Musa'nın ilahına ulaşayım. Musa'nın yalan söyleyenlerden olduğunu sanıyorum." demişti. Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız olarak kibirlenmiş ve bize döndürülmeyeceklerine inanmışlardı. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denizde boğmuştuk. Bak zalimlerin sonu nasıl oldu? Böylece onları insanları ateşe çağıran öncüler kılmıştık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada arkalarına lanet takmıştık. Yani lanetle anılmalarını sağlamıştık. Kıyamet gününde de kötülenmişler arasında olacaklardır. Yemin olsun ki biz ilk nesilleri helak ettikten sonra gerçeği hatırlasınlar diye insanlar için öngörüler içeren ayrıca bir rehber ve rahmet olarak o kitabı Musa'ya vermiştik. Musa'ya emrimizi verdiğimiz sırada sen batı tarafında bulunmuyordun ve o olayı görenlerden de değildin. Oysa biz nice nesiller var etmiştik de onların üzerinden uzun zaman geçmişti. Sen ayetlerimizi kendilerine tilavet etmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değildin. Ancak bütün elçileri gönderen bizdik. Musa'ya seslendiğimiz zaman da sen Tur'un yani Sina Dağı'nın yanında değildin. Düşünüp gerçeği hatırlarlar diye senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak bunları sana bildirdik. Kendi ellerinin yapıp ettikleri nedeniyle başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz bize bir elçi gönderseydin de ayetlerine uyup müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Kendilerine tarafımızdan hakikat gelince Musa'ya verilen mucizeler gibi ona da verilmeli değil miydi demişlerdi. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Musa'nın kavmi birbirine arka çıkan iki büyücü diyerek sözlerine devamla doğrusu biz hepsini inkar edenleriz demişlerdi. De ki doğruysanız Allah katından bu ikisinden yani Musa'ya ve bana indirilenden daha doğru bir kitap getirin ben de ona uyayım. Sana cevap veremezlerse bil ki onlar arzularına uymaktadır. Allah tarafından bir yol gösterici olmaksızın kendi arzusuna uyandan daha sapkın kim olabilir ki? Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Yemin olsun ki gerçeği hatırlasınlar diye o sözü yani Kur'an'ı onlara ulaştırmıştık. O Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimizden bazısı ona inanırlar. Kendilerine Kur'an tilavet edildiği, okunup aktarıldığı zaman ona iman ettik. Şüphesiz ki o Rabbimizden gelen gerçektir. Esasen biz daha önce de Müslümanlardık derler. İşte bunlara inanan kitap ehline sabretmeleri nedeniyle ödülleri iki kez verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Onlar boş söz duydukları zaman ondan yüz çevirip bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size, size selam olsun. Biz cahillere itibar etmeyiz der geçerler. Sen sevdiğini doğru yola ulaştıramazsın. Ancak Allah dileyeni yani layık gördüğünü doğru yola ulaştırır. O doğru yola ulaştırılmış olanları iyi bilendir. İnkarcılar, biz seninle birlikte o doğru yola uyarsak yerimizden yurdumuzdan atılırız demişlerdi. Onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli, dokunulmaz bir yere yani Mekke'ye yerleştiren de biz değil miydik? Fakat onların çoğu bu gerçeği bilmezler. Biz refahından şımarmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içinde az oturulabilecek evleri onlara biz mirasçı olmuşuzdur. Rabbin kendilerine ayetlerimizi tilavet eden bir elçiyi şehirlerin merkezine gönderinceye kadar o şehirleri helak edici değildir. Zaten biz halkı zalim olan şehirlerden başkasını da helak ediciler değildik. Size verilen şeyler dünya hayatının geçimlikleri ve süsüdür. Allah katında olanlar ise hayırlı ve kalıcı olandır. Akıl etmiyor musunuz? Güzel bir vaatte bulunduğumuz, kendisi de o vaade kavuşan kimse, sadece dünya hayatının geçimlikleriyle yaşattığımız, sonra da kıyamet gününde azap için hazır kılınanlardan olan kimse gibi midir? O gün Allah onlara seslenerek, benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir. O gün aleyhlerine hüküm gerçekleşmiş olanlar şöyle diyeceklerdir. Rabbimiz şunlar azdırdığımız kişilerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öyle azdırdık. Kendilerinden uzak olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar bize de tapmıyorlardı. İnkarcılara ortaklarınızı çağırın denecektir. Onlar da çağıracaklar. Fakat kendilerine cevap veremeyecekler ve karşılarında azabı göreceklerdir. Keşke dünyadayken Doğru yola girselerdi o gün Allah onlara seslenerek elçilere ne cevap verdiniz diye soracaktır. O gün o inkarcılara bütün haberler, bütün bahaneler kapanacak, birbirlerine hiçbir şey soramayacaklardır. Fakat tevbe eden, iman edip iyi işler yapanlara gelince umulur ki bunlar da kurtulanlardan olacaktır. Rabbin peygamber olarak dilediğini yaratır ve seçer. Onların bu konuda seçim hakkı yoktur. Allah inkarcıların ortak koştuklarından yücedir ve uzaktır. Rabbin onların kalplerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Kendisinden başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da yani dünyada da ahirette de övgü yalnızca ona aittir. Hüküm yalnızca ona aittir ve yalnızca ona döndürüleceksiniz. De ki: bir düşünsenize Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinize aralıksız devam ettirse Allah'tan başka size herhangi bir ışık getirebilecek ilah kimmiş? Hala gerçeği duymuyor musunuz? De ki bir düşünsenize Allah gündüzü kıyamet gününe kadar üzerinize aralıksız devam ettirse Allah'tan başka dinleneceğiniz herhangi bir geceyi size getirecek ilah kimmiş? Hala gerçeği görmüyor musunuz? Birinde dinlenesiniz, Diğerinde de onun cömertliğinden rızkınızı arayasınız ve şükredesiniz diye Allah rahmetinin gereği sizin için geceyi ve gündüzü yaratmıştır. O gün Allah onlara seslenerek benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyler hani nerede diye soracaktır. O gün her ümmetten bir şahit çıkarmış olacağız ve inkarcılara kesin delillerinizi getirin diyeceğiz. İşte o zaman bilecekler ki gerçek Allah'a aittir ve uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden kaybolmuş olacaktır. Şüphesiz ki Karun Musa'nın kavmindendi ve onlara azgınlık ediyordu. Biz ona anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa bile zor gelecek hazineler vermiştik. Hani kavmi ona şöyle demişti: Şımarma. Şüphesiz ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeyler sayesinde ahiret yurdunu iste. Dünyadan da payını unutma. Allah sana iyilik yaptığı gibi sen de insanlara iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuğu arzulama şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez Karun ise o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi demişti Bilmiyor muydu ki Allah kendisinden önceki nesillerden ondan daha güçlü ve maddi birikimi çok daha fazla olan kişileri elbette helak etmişti Suçlulara günahlarının ne olduğundan sorulmaz bile Karun süslü bir şekilde kavminin karşısına çıkmıştı. Dünya hayatını arzulayanlar: "Ah, keşke Karun'a verilenin benzeri bize de verilseydi. Şüphesiz ki o çok büyük bir payın, yani servetin sahibidir." demişlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle demişti: "Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapan için Allah'ın vereceği ödül asıl hayırlı olandır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulabilir." Sonunda biz onu da evini de yerin dibine geçirmiştik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek grubu kimsesi de yoktu. Kendisini kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler şöyle diyorlardı. Vay! Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine yani layık olana açarak bol da veriyor, kısarak dar da. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay! Demek ki kafirler kurtulamazmış. O ahiret yurduna gelince biz onu yeryüzünde kibirlenmek ve bozgunculuk yapmak istemeyenler için hazırlıyoruz. Mutlu son, muttakiler yani duyarlı olanlar içindir. Kim bir iyilikle gelirse ona ondan daha iyisi vardır. Kim de bir kötülükle gelirse kötülükleri işleyenlere yaptıklarından başka karşılık verilmeyecektir. Kur'an'ı sana farz kılan Allah elbette seni dönülecek yere yani Mekke'ye döndürecektir. De ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini, kimin de apaçık bir şaşkınlık içinde olduğunu çok iyi bilendir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden sana bir rahmet olarak verilmiştir. Kafirlere sakın arka çıkmayasın. Sana indirildikten sonra artık onlar seni Allah'ın ayetlerinden sakın ha alıkoymasınlar. Rabbine davet et, ve asla müşriklerden olma Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma çünkü ondan başka ilah yoktur Onun yüzü yani zatı hariç geri kalan her şey yok olacaktır Hüküm yalnızca ona aittir ve yalnızca ona döndürüleceksiniz